كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bir kadın geldi. Dedi ki ya Musa aleyhisselam. Dedi ki ben çok büyük bir günah işledim. Ama dedi tövbe ettim. Dedi sen Rabbine yalvar. Benim dedi tövbemi kabul etsin. Günahımı affetsin. Hazreti Musa dedi ki aleyhisselam. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Dedi ki ey kadın ne günah işledin söyle bakayım. Dedi ki ben zina ettim. Peşine o zinadan hamile kaldım. Peşine o çocuğu doğurdum. Peşine o çocuğu öldürdüm. Allah Allah. Hazreti Musa sinirlendi. Dedi ki ey kadın çık git dedi. Senin yüzünden başımıza bir ateş düşmeden senin yüzünden biz de yanacağız git dedi. Kadın hüzünlü bir şekilde arkasını döndü gitti. Cebrail aleyhisselam indi. İyi dinle burayı Müslüman. Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ya Musa aleyhisselam. Dedi ki sen dedi o kadını niye kovdun? Dedi ki ya Cibril dedi böyle böyle. Dedi ki sen dedi ondan daha kötü günah duymadın mı? Dedi ki ey Cibril bundan kötü günah mı var? Dedi ki ondan daha büyük günah var. Ne bu günah? Bir kimse diyor kasten bir vakit namazı terk ederse bu kadından daha büyük günahkardır. Allah Allah. Biz bugün namaz kılmıyoruz ki hoca efendi. Namaza işimiz yok ki caminin önünden geçmiyoruz. Hoca efendi diyor içinden. Namaz yok, abdest yok, usul yok be. Aa, Z kuşağı cenabet geziyor. Beni konuşturma işinde ha. Başlayacağım Z kuşağına da Y kuşağına da ha. Vallahi billahi eskiden bunlar yoktu ya. Hazreti Musa aleyhisselam bir gün turdağına çıkıyor. Bir abid Hazreti Musa'nın yolunu kesti. Dedi ki ya Musa Rabbine sorsana benim makamım ne? Benim makamım ne? Bir sor Rabbine. Tamam dedi. Peşine bir sarhoş Musa aleyhisselam'ın önünü kesti. Dedi ki ya Musa Rabbine sorar mısın benim durumum ne? Tamam dedi onu da soracağım. Musa aleyhisselam turdağına çıktı. Allah Celle Celle görüştü. Geri indi. O abid dedi ki ya Musa dedi Rabbine beni sordun mu? Sordum. Ne dedi? Rabbin dedi ki Celle Celle o kulum cennetliktir. O abid dedi ki tabii ki de cennetlik olacağım dedi. Bu kadar ibadet ama tabii dedi beni cennete koyacak dedi. Peşine sarhoş dedi ki ya Musa beni sordun mu? Dedi ki sordum. Allah Celle Celle ki o kulum cehennemliktir. Sarhoş birden bulununca çığlık atıp havaya sıçradı. Sevinçten. Hazreti Musa dedi ki ne oldu? Dedi ki Rabbim bana kulum mu dedi. Rabbim bana kulum mu dedi. Bundan daha ne isterim dedi be. Bundan daha büyük sevinç mi var dedi. Elhamdülillah dedi. Allah Celle Celle vahyetti. O iki kulumu dedi yerlerini değiştirdim. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Lan bırak şu sarhoşu be. Bırak şu bilmem dövmeli, küpeli, bilmem neli. Arkadaşlar bak hep söylüyorum. Bizim sohbetlere dövmeliler, küpeliler gelebiliyor. Bazıları hala mesaj atıyor. Dövmeliyim, gelebilir miyim? Küpeliyim, gelebilir miyim? En son ben de küpele geleceğim ondan sonra ya. Hayır ne yapayım? Dövme mi yaptırayım illaki kardeşim? Gel daha. Asıl dövmeliysen gel, küpeliysen gel. İyi dinleyin burayı. Tövbe, tövbe, tövbe. Tövbe var. Tövbe haktır. Şimdi gelelim bir mevzuya bağlayalım buradan. Arkadaşlar biliyorsunuz 12 Temmuz'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunu Gavs Hazretleri vefat etti. Rabbim şefaatine nail etsin. Amin. Şimdi onun vefatından sonra bazı değişik arkadaşlar, problemli insanlar, onları anlamayanlar için söylüyorum. Bazı cahil arkadaşlar. Ayrıca bazı İslam düşmanları, din düşmanları şimdi bu tövbe mevzusundan bir ortalık karışmaya çalışıyor. Çünkü bununla alakalı bana çok mesaj geldi. Hocam diyor işte tövbeler iptal mi olmuş da yok menzil karışmış da. Şimdi haberlere bak arkadaşlar, solcuların komünistlerin haberlerine bakın. Allah aşkına bak not aldım onlara. Diyor ki cenaze gömülür gömülmez. Menzilde taht kavgası başladı. Abdülbaki Erol'un ölümü sonrası yaşanan cemaatin başına kim geçecek tartışmaları sonuç vermedi. Şeyhin 3 oğluna birer cami ve tövbe etkisi verildi. Cemaatte bugüne kadar yapılan tövbelerin iptal edildiği duyurdu falan falan filan filan. Bak haberi yapanlara baktım arkadaşlar. Haberi kimler paylaşmış diye baktım. Tahmin edin ben söylemeyeyim. Halk TV. Tebrik ederim kardeşim. Onların hepsi Halk TV'den geldi galiba. Hiçbir ses çıkmıyor. Halk TV, Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV, İnternet Haber. Bütün solcular şu anda Melzin cemaatine karşı bir karalama kampanyası başlatmış. Rabbim tuzaklarını başına çevirsin. Amin. Rabbim Gavs Hazretlerine dedesine komşu eylesin. Amin. Onun dedesi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Biz yakin ediyoruz. Hala mesaj geliyor. Nereden biliyorsun? Ya git başımdan. Adamın canını sıkma ha. Sen kime ne yaptın taptın belli lan. Ondan sonra rabıta yapılır. Bırak. Sevgilini hayal ederek ne işler yapıyorsun? Beni konuşma şimdi. Biz Allah dostunu düşünüyoruz rabıtada. Sen ne düşünüyorsun? Beni konuşma şimdi ağzım bozuyor. Tövbe estağfurullah ya. Ya bunların derdi İslam'da kardeşim.
Arkadaş, tövbeyi anlamayanlar için şunu söyleyeyim. Orada sadece Allah dostunu şahit tutuyorsun. Şahit. Tövbeyi Allah yapıyorsun. Zaten haşa ve kella. Orada öyle bir şey yapsan müşrik olur hepsi ya. Ya böyle bir şey yok. Orada Allah dostunu şahit tutuyorlar. Yok tat kavgası başladı da üçe binler. Yok böyle bir şey. Arkadaşım, açıklama yapmışlar gayet normal bir şekilde. Ya bunların haberine baksan var ya, insan menzilden soruyor. Bak açık konuşuyorum ha. Ya bunlara baksan insan menzil cemaatten soğur ya. Ama elhamdülillah Müslümanlar yakin ediyor. Bunların ne mal olduğunu Müslümanlar biliyor. Bak mevzulayı iyi anlayın arkadaşlar. Bunların derdi menzil cemaatini karalamakla. Menzil cemaati üçe bölünmedi. Hepsi ayrı tövbe verebilir. Yani buradan baksa şudur. İyi ben seni affettim ki tövbe estağfurullah, böyle bir şey yok. Arkadaşım orada bir Allah dostunu, biri büyüğü şahit tutuyorsun. Sadece onu şahit ediyorsun. Ya bugün her işte şahitlik yok mu? Var. E tövbende de onu şahit tutuyorsun. Bunda bir şey yok ki. Ama işte ya Müslümanlıktan nasibini almayan adam bunu böyle yapıyor. Bak onu söylüyorum. Menzilde taht kavgası var mı? Bölündü mü? Yok böyle bir şey, inanmayın arkadaşım. Bunlar menzil cemaatini karalamaya çalışan İslam düşmanları. Menzil cemaati ehli sünnettir. Gavs Hazretleri başımızın tacıdır. Onun ruhaniyeti aramızdadır. Allah dostlarının, büyüklerin bedeni toprak altında olsa da ruhaniyetleri, arkadaşım onların ruhları özgürdür. Allah Allah. Bunu işte arkadaşım ama maalesef anlatamıyoruz. Rabbim bunlara akıl fikir versin. Amin. Rabbim Cellece bunlara öyle bir tövbe nasip etsin ki. Amin. Bütün rabıtalarını Gavs Hazretleri yapsınlar. Amin. Ya işte onlara böyle dolayayım. Kesin bana yine saydıracaklar da neyse. Yine haber yapmışlar. Az önce gördüm. Ben bu Özgür Demirtaş'la Fatih Portakal'a geçen hafta biraz saydırdım ya. Hemen sonra yine haber yapmış. Ya bunlar hakikaten işleri güçleri yok mu ya? Orada beni seven bir tane herif var. Onu bir bulursam var ya. Ya vallahi yemiyorlar içmiyorlar. Hüseyin bilmem gerici Hüseyin. Elhamdülillah. Allah'a inanmıyor deseniz de. Elhamdülillah. Oğlum sadece bana hepinize gerici diyorlar ha. Hepinize gerici diyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Konunun başında ne anlattık? Namazın önemi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanında bir adam vefat etti. Cenaze namazını kılacaklar. Adamın kefenin içine baklar, bir şeyler hareket ediyor. İyi dinle burayı Müslüman. Kefen hareket ediyor. Kefeni açlar baklar, bir yılan. Adamın etlerini yiyor, kanını emiyor. Hemen onu öldürmeye kalktılar. Yılan dedi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dedi ki siz benim suçum günahım, beni niye öldürmeye kalkıyorsunuz? Dedi ki Allah Celle Celaluhu bu adama azap etmem için beni görevlendirdi. Siz niye beni öldürüyorsunuz? Dediler bu adamın suçu günahı ne? Dediler, yılan dedi ki bu adamın 3 tane günahı var. Bu adam dedi ezanı duyduğu halde, arkadaşlar namaz kılmayan arkadaşlarınızı bu hadis-i şerif söyleyin. Bu adam ezanı duyduğu halde, kameti duyduğu halde namaz kılmıyordu. Namaz kılmayanlar başınız belada, yılanlar musallat olacak. He? Malının zekatını vermezdi ve Allah dostların alimlerinin sözünü dinlemezdi. Kaynak Osman İbni Hasan. Rabbim Cellece amel edenler denersin. Amin. Amin. Rabbim Cellece Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh bizlere komşu eylesin. Amin. Amin. Rabbim onların sofrasında bir eylesin. Amin. Amin. Gidi hey. Rabbim bizlere affeylesin arkadaşlar. Amin. Amin. Rabbim bizlere razı oldu kullardan eylesin. Amin. Rabbim tekrardan Gavs Hazretleri ona buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiya ilmullah. Allah, 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 Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Rabbim makamını âli eyleriz. Amin. Hak TV duymuşsunuz arkadaşlar. Evet. Duymuştur. Hadi bakalım inşallah. Haber yapsınlar. Garibanlar haber bulamıyor. Yazık tabii ki de.